sinsi sinsi yaklaşıyorsun? Karate artık bende bir refleks. Ne karatesi be? Güvende olmam için gündüz öğretiyor. Sende dövüş sporu yok mu? Jiu-jitsu, kickboks, karate. Hayır, ben daha çok yoga, pilates, esneme, yürüme, koşu. Biri sana saldırırsa bunlardan hangisini yapacaksın? Koşu. Koşu. Mantıklı aslında. Yani bu arada içinde bulunduğumuz 5-10 dakika zarfında bir özür iyi olurdu. Çok özür dilerim. Bir yerine bir şey oldu mu? Dizlerim morarıcak. Hissettim. Her zaman tetikte olmalıyım. Gündüz beni her an, her yerde, evde bile deneyebilir. Öte yandan... koşu diyorsun ha? Selamünaleyküm. Ya arkadaşlar, zalim patron akşama mesai yazmış ya. Arkadaşlarla 9'daki derbiye gidemeyeceğiz. Bakın, elinde 3 tane bilet var. Çok iyi yerden. Var mı isteyen? Derbi mi? Heh. İki büyük takım arasındaki maç demek. Ne demek olduğunu biliyoruz Mesut. Ya Fener maçı sıkmış. Biletler de kıyak. Tanıdıktan bulduyduk. Anlatmaya devam et. Ya hiç değilse maliyetinin yarısını sataydım ya. Yazık, yanmasın biletler. Mesut abi, 150 vereyim. Aydan aya 50-50 ödeyeyim. İyi, 50-50. 300, trink para. Hı? Ne var, futbolla ilgilenemez miyim? 300 vereceğim mi Şenur? Biletlerin yeri iyi diyor ne? Beni biliyorum Mesut. Vallahi biletlerin yeri iyi değilse Satürn'e gitsen gelir seni bulurum. Vallahi 350 veren de vardı aslında ama. Blöf yaparken gözlerine kırpıştırıyorsun Mesut. Yapma. Ya yeter herif ya. Bu mahallede 350 lirayı trink diye verecek adam olsa gel benimle tanıştır, borç isterim. 350 liraya kiralık ev var ya. Oh! Aa, hadi ya! Nerede Şenur? Çıkmaz sokaktaki ahşap ev yok mu satılmışın? Aa! Satılmış mı orı? Kim almış? Ya kirası da iyiymiş be. Tüh! Kaçırdık evi ya. Satılmış abinin evini diyorum. Ya git Mesut ya. 350 liraya kiralık ev arıyorsun. Maça saatler kalmış. Daha burada bana şekil yapıyor. Boş rebletlere 300'ü al. Sağlığıma duacı ol git. Al bakayım. Safiyem belli değil ya. İşte akşamüstü havanın durumuna göre basıp gelebiliriz ama zor gibi, tipi devam. Sorma ya, sorma. Ya kızım, boş ver, ne yapacaksın? Her şeyde bir hayır var. Sam işini en tepeden bağlıyorum. İlayda Hanım'dan kanka olduk. Holding'in esas patronu. Ya Cengiz Bey'in bir üst modeli, upgrade gibi düşün. Nasıl kafaladım kadını ya? Kanka olduk. Yani acayip yok. Uyku uyumadım gece ama enerjim çok yüksek. He, 6 kahve içtim. He, ondan da olabilir. Doğru. Tamam canım, hadi öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum, benim etrafımda dolaşma. Benim gittiğim yerlere gitme diyorum sana. Ela o kız işte. Ha ya, ben de nereden tanıyorum diyorum. Onun saçları farklı renk miydi ya eskiden? Oğlum, bir hafta boyunca çıkmışsınız ya. Ya ne çıkması, Allah Allah. Gezdik ettik bir hafta. Ondan sonra bana kafayı taktı bu. Günde 10 kere aramalar bilmem ne. Ben de engelledim, deli mi ne? Her neyse bak Ozan. Bu kız bu institüs işinin başında olduğu sürece sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Tanısam da hiç sevmiyorum. Tamam mı? De. Ya işte böyle anne. Hava şartları işte, ne yapacaksın? Orada mahsur kalmışlar. Yaşar abinin gelmeme ihtimali çok yüksek. İnanamıyorum ya. Orada kalmışlar he. Belli değil. Safiye abla isterseniz akşam yine gelin dedi ama... Yaşar abi olmadıktan sonra ne işe yarar? Garda kalmışlar ya. Anne. Gözlerin doldu. Gidemiyoruz diye oğlum işte. Ya bırak anne. Bu poker suratın üzerinde göz dolması senin de tek bir tür olayda olur. Belli ki boşu boşuna bir yere para vermişsin sen. Ne parası oğlum ya? Anne, bilmiyor muyum ben seni ya?
En son aldığın ticari araçta ertesi gün 1000 TL indirim olduğunda böyle olmuştum. Biliyor musun ben bu ifadeyi? Ne alakası var? Gereksiz para vermişim o bu ya. Anne, Yıldız'ı isteyemiyoruz diye gözlerinde olduğuna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Gerizekalı mıyım ben? Rahmetli baban karı çok severdi de onu hatırladım ben Teala. Bırak Allah'ını seversen ya. Bu kız da bizim şansımıza bakıyor. Neyse canım, Allah Allah, kader işte. Daha da gitmem ben oraya kız istemeye falan, tamam. Olmaz anne, olur mu ya? Hava şartları ne yapalım? Belki de yol açılır Yaşar abi, yetişebilir. Nereden biliyorsun? Oğlum, hava şartları bile bu evliliği istemiyor ya. Allah, bakma öyle bana. Meteorolojiyi de ben mi ayarladım? Karayollarında adamım var da yolları mı kapattırdım? Kısmet işte oğlum, olmuyor, olmuyor. Bırak ucunu artık ya. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Ne gelmiş anne? Biz Pamuk Tekstil Genel Müdürü Yaşar Yüksel diye adrese gelmiş. İş evrakları falan herhalde. Anne babam akşam gelebilecek mi? Ne bileyim kızım, mızmızlanıp durma. Tipi var deyip duruyor, belli değil ki. Ne kısmetsizmiş sizin bu taliple olan işinizde ha. Bir uğursuzluk var ama ne? Uğursuzun kim olduğu belli de neyse. Aa, 3 tane maç bileti çıktı. Hangi gün abla? Ver bakayım. Bugünün tarihi var, 21 diyor. Oo, derbi bileti bunlar. Oha! Kim bulup da yollamış bunları be? Genel müdür diye geldiğine göre sponsor firma falan mı acaba? Bayağı da iyi yerlerden ha. Ah be! Babam gidemez, talipler gelecek. E sen git gündüz. Gitmek için ruhumu satardım ama alarayı pusu kurmam lazım. Akşam da açar derbiye bakarız ha. Of, yılın derbisi be. Keşke İstanbul'da olsaydım ya. Ne güzel giderdim maça. Şimdi Ozan eşine dostuna benim VIP biletleri dağıtmıştır. Laf arası da kağıt çalma Yaşar. Vallahi çalmadım kanka. Çaldım harbiden. Ay yok canım, Yaşar'ın şansı hiçbirimiz de yok. Ne çalacak? Yollar açılmış. Haydi ben kaçar. Ne diyorsun? Evet. Allah'ım, bu gece yatağımda yatacağım. Ben de kar manzarasında araba kullanma zevkini yaşayacağım. Süper. Hadi yaşa, hadi. Hadi oğlum, hadi. Burada mı kalmak istiyorsun, anlamadım ki. Sosyete, yavaş gelecek bize.